Yoksul fare kocaman ormanda hep korku içinde yaşarmış. Bir dal çıtırdasa bile yüreği ağzına gelir, korkudan bayılacak gibi olurmuş. En sonunda ormanın kralı aslanın kapısını çalmış. Sayın kralım, sizden küçücük bir ricam olacak. Ormandaki hayvanlar arasında en korkak benim. Lütfen bana yardım edin. Siz koskoca kralsınız. Beni korumanız altına alın. Belki de bir gün bir işinize yararım. Sen kendini ne sanıyorsun? Benim gibi koca bir kral senin gibi bir böcüre mi ihtiyaç duyacak? Çabuk git buradan. Sen bir pençe darbesiyle duvara yapıştırmadığıma dua et. Ay ay ay, ne yapacağım ben şimdi? Nereye gitsem, ne yapsam? Ay ay ay. Farecik çok korkmuş. Bütün ormanı bir nefeste koşup bir deliğe girip saklanıp oradan da hiç çıkmamış. Aslansa bir süre farenin kendini bilmezliğine sinirlenip sağa sola sataşmış. Daha sonra birdenbire aslan bir tuzağa yakalanıvermiş. Çabalamış ama oradan kurtulamamış. Ve bir şey anlamış. Ah benim gururlu kafam. Fareyi küstürmeseydim o kesin dişleriyle boğuğu kemirir beni kurtarırdı. Başkalarını küçümsemeseydim, herkesin kendince bir şey yarayabileceğini anlamış olsaydım buradan kurtulabilirdim. Ne de korkak bu fare. Zıplar dal çıtırdasa bile. Aslanın yok hiç korkusu ama anlamış herkesin yeteneği başka. Herkesin yeteneği başka. Pembe ile Sarı akşam yemeği için hazırlıklara başlamıştı. Pembe bir yandan ekmek dilimliyor, bir yandan pişmekte olan çorbayı kontrol ediyordu. Çorbadan sonra yiyecekleri pilavı birazdan hazırlayacaktı. Pembe pilavı hazırlarken bir gün önce topladığı kayısıları da kullanmıştı. Sarı kayısılı pilavı pek seviyordu.
Pembe mutfakta nasıl davranılması gerektiğini iyi biliyordu. Mutfak eşyalarının çoğunun çocuklar için tehlikeli olabileceğini biliyordu. Bu yüzden meyve ve sebzelerin doğranması için kullanılan keskin bıçakları işi her bittiğinde güvenli bir yere kaldırıyordu. Daha da ileri gidip bıçakların bulunduğu çekmeceye kilit taktığı zamanlar da olmuştu. Sarı Pembe'yi merakla izliyor, bir şeyler öğrenmek için bir yandan sorular soruyordu. Sarı mutfak tezgahının üstündeki su dolu kabı göstererek "Bu nedir Pembe?" Pembe ekmek dilimlemeye ara verdikten sonra "Bu suyla kayısıları haşladım. Bu suyu pilavı demlemek için kullanacağım. Kayısı lezzetini pilava vermiş olacak. Böylece su ziyan olmayacak." Sarı "Vay be, çok zekice. Lezzetli bir suyu dökmek hiç akıllıca değilmiş." Pembe "Yiyecek ve içeceklerin ziyan olmaması için birçok püf noktası var Sarı." Sarı "Yemekten sonra internetten bu püf noktalarını araştıracağım. Başka neler var acaba?" Sarı Pembe'yi izlerken birçok şey öğrenmişti. Haşlama suyunu başka bir yemekte kullanmayı, sebze ve meyveleri yıkarken suyu dikkatli kullanmayı, buzdolabı kapısının açık bırakılmaması gerektiğini, musluğun açık bırakılmaması gerektiğini öğrenmişti Sarı. Pembe ile Sarı yemekleri masaya koymuştu. Pembe pilavı pişirdiği tencereyi masanın ortasına koymuştu. Pilavı tencereden doğrudan yemek tabaklarına koyması yeterliydi. Böylece bir tabak daha kirletmemiş olacaktı. Yemekten sonra tatlı niyetine yenecek meyveler de yerli yerine konmuştu. Pembe servise başlamıştı. Çorbaları kaselere dolduruyordu. Sarı o kadar acıkmıştı ki Pembe'ye seslendi. "Kaseyi tepesine kadar doldur lütfen. Çok açım Pembe." Pembe gülerek "Sakin ol Sarıcığım. İkimize yetecek kadar çorba var. Yeterli gelmezse tekrar doldururum. Çorba bir yere kaçmıyor." Sarı heyecanla "Tamam, çorba alayım lütfen." dedikten sonra çorbasını kaşıklamaya başlamıştı bile. "Çok lezzetli olmuş Pembe. Ellerine sağlık, çorbaya bayıldım." Pembe, Sarı'nın çorbayı beğenmesine çok sevinmişti. Gülümseyerek "Afiyet olsun Sarı. Teşekkür ederim. Beğenmene çok sevindim. Ama daha pilav var. Pilavdan sonra meyve de yiyeceğiz. İstersen daha fazla çorba içme." Sarı "Çorbayı bitirdim Pembe. İyi ki daha fazla doldurmamışsın." Pembe pilav tenceresini işaret ederek Sarı'ya şöyle dedi. "İstersen pilavları da sen doldur Sarı." "Sarı yaşasın. Servisi ben yapacağım." diyerek büyük kaşığı pilav tenceresine daldırmış, önce kendi tabağını doldurmaya başlamıştı. Doldurdukça doldurdu. Pilav taneleri tabağın kenarından dökülmeye başlamıştı. Pembe, "Bu kadar kayısılı pilavı nasıl yiyeceksin Sarı? Tabağına az pilav koymalısın. Bittikten sonra tekrar alabilirsin." Sarı, "Tamam Pembe. Aç olunca bitirebileceğimi sanıyorum. Ama her defasında tabakta yemek kalıyor. Haklısın." dedikten sonra henüz dokunmadığı pilavın yarısını tencereye geri koymuştu. Pembe de yiyebileceği kadar pilav koymasını istedi Sarı'da. "Bu kadar yeterli Sarı. Teşekkür ederim." Sarı "Afiyet olsun Pembe." İki kişiye yetecek kadar çorba ve kayısılı pilav kalmıştı. Pembe kalan yemekleri dolaba kaldırmak için saklama kaplarını dolaptan çıkarıp mutfak tezgahının üzerine koymuştu. Kalan yemekleri saklama kaplarına yerleştirmişti. Pembe "Kalan yemekleri yarın yiyebiliriz Sarı. Peki sence kalan ekmeklerle ne yapabiliriz?" Sarı hemen telefonu alıp internetten araştırmaya başladı. Kısa bir süre araştırma yaptıktan sonra öğrendiklerini Pembe'ye anlatmaya başladı Sarı. "Kalan ekmeklerle yapılabilecek ne çok şey varmış. Ekmekler köfte içinde kullanılabilirmiş. Ekmek tatlısı ve yumurtalı ekmek de yapabiliriz." Pembe gülümseyerek "Yarınki menümüz kesinleşti desene." Sarı heyecanla "Kesinlikle."
Merhaba, ben Gizem öğretmen. Merhaba, ben Nehan öğretmen. Bugün sizlere çift taraflı gece gündüz çalışması yapacağız. İlk önce gece için bu kağıdı kullanacağız, maviyi. Evet, ben de sarı kartonu gündüz kullanacağım. Gündüz için de sarı kartonu kullanacağız. Bir ay çizdik başlangıçta. Evet, ben de güneş çizdim ve bulutlarımı çiziyorum. Şu anda bulutlara başladı. Dağlarımı çiziyorum. Kurşun kalem kullanabilirsiniz bunun için. Evet. Ve dağları ekliyoruz. Dağların üzerine biraz kar yağmış gibi ekliyorum. Yıldızları şu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra bunları boyayacağız. Evet. Benimki bitti. Dağlarım, güneşim, bulutlarım ve kuşlarım. Sen de göster. Sıra bende. Benimki de bu şekilde. Şimdi boyamaya geçebiliriz. Evet, akrilik boyalarımızı da boyuyoruz. Renklendirmek için su kabına ihtiyacımız var. İlk başta suyumuzu... Fırçanızı ilk önce ıslatmanızı tavsiye ıslatıyoruz. Ediyoruz. Suyumuzu kullanmamız lazım. Ben şimdi güneşimi turuncu renge boyuyorum. İlk önce yıldızlarımı beyaz yaparak başlayacağım. Akrilik boya kullanacağınız için akrilik boya fırçası kullanmanızı tercih ederiz. Evet. Daha kolay oluyor çünkü. Ara ara fırçanızı ıslatabilirsiniz ama bizim kağıdımız birazcık ince olduğu ince için, olduğu için. Ay, çok fazla ıslatmıyoruz. Şimdi bunları kurumaya bırakalım. Evet, onları kurumaya bırakıp başka bir işleme geçeceğiz şimdi. Şimdi bu kağıda, beyaz kağıda geçeceğiz. Bizim resim kağıdımız var. İsterseniz eğer A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. Daha kalın bir kağıt kullanırsak daha iyi olur. Daha iyi olur. Kurşun kalem. Şimdi her bir parça için 3'er santim bölmemiz gerekiyor. Aynısını diğer kağıtlara da yapacağız. Bütün kağıdı boydan boya işaretledik. Şimdi çizdik. Birazdan kesmeye başlayacağız. Bunu kesmiyoruz. Diğerini de çizeceğiz. 3'er 3'er. Evet, çizdiğimiz resimleri de aynı şekilde 3'er santim 3'er santim bölüyoruz. Sanki kuruması lazım. Çizdiğimiz kağıdın üstünü de numaralandırıyoruz. 1, 1, hatta şunu numaralandırayım. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 6, 6, 7, 7, en son 8, 8'e kadar numaralandırdık. Şimdi bunları da bu gözüktüğünün tam tersi olması gerektiği için dıştan başlıyoruz bir şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 gibi bu şekilde denk gelecek. Evet. Sonra da bunları kesiyoruz. Kesmeye başlayacağız.
ayarlamak istiyoruz. 3'er santim olarak ayarlamıştık. Hem gece olan resmi hem de gündüz olan resmi kesiyoruz. Gire bitti. Şimdi birileri denk getiriyoruz. Sayıya göre yan yana. Şimdi birileri alıyoruz. Ha. Ben böyle yaptım. Bir benimse şey yapıştırıcı gerekiyor bize. Hı-hı. Yapıştırıcı da bir şey tarzı. Evet. Farklı türde yapıştırıcı da kullanabilirler. İlk önce yapıştıracağınız yemine yapıştırıcısını daha iyi olur. Çünkü öbür türlü havaya kalkıp yapıştıracağınız şey. Çalışmanın bitmiş halini şimdi size gösterelim. Şimdi bunu yelpaze gibi katlıyoruz. Zaten kestiğimiz bölgeler belliydi. Onların üzerinden aradaki boşlukları bırakarak katlayacağız. Evet, yelpaze gibi. Evet, üç boyutlu. Yandan bakıldığında gece, bu yandan bakıldığında gündüz gözükmek zorunda. Normal şartlarda inşallah öyle gözüküyordu. Evet, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Evet, görüşmek üzere. Thank you.
10.03.1976 Kütahya doğumluyum. Kütahya'da doğdum. İlk orta lise tahsilimi burada yaptım. Mesleğim gereği Kütahya'da yaşamaktayım. Çini sanatı çok göreceli ve çok sanatsal boyutu yüksek bir sanattır. Aşamaları çok fazla. Yani çamur aşaması, sırça aşaması, dekor aşaması, fırınlanma aşamaları çok fazla. Şöyle, çamurunda kil, kuvars ve kaolinin bulunduğu malzemelerden oluşan, bir süreçte havuzlarda bekletilen, daha sonra bu havuzlardan alınıp şekiller, ustaların ellerinde şekillendiren, torna, çini tornasında şekillendirilen bir çamurdur. Özellikle Kütahya bölgesinden çıkan bir çamurdur. Bu aşamadan sonra, fırınlanma aşamasından sonra bisküvi dediğimiz hale getirilir. Bisküvi hale getirildikten sonra üstü dekorlanır. Üstünün dekorlanması da çini desenlerini biz perşemen kağıdına aktarırız. Aktardığımız desenler üzerine tek tek iğnelerle iğneleriz. İğnelendikten sonra meşe kömürünün tozuyla ürünün üstüne aktarırız bunu. Yani bir sünger vasıtasıyla ürünün üstüne geçiririz. Daha sonra samur dediğimiz fırçalarla tahrir dediğimiz olay gerçekleşir. Yani çizim yaparız. Çizim olayı da bittikten sonra yine eşek tüyünden yapılan fırçalarla boyama işlemi yapılır. Boyamada kullanılan renkler de yine doğadan alınmış renklerdir. Yani kobalt oksitler, göz taşından yapılmış turkuazlar, mangan oksitler, mor rengi elde etmek amaçlı kullanılan oksitlerle yapılan boyadır. Bu boyalarla tekrar üzerleri boyanır. Boyanma aşaması da bittikten sonra üzeri sır dediğimiz bir malzeme ile kaplanır. Sır dediğimiz malzeme bir camdır. Cam tozundan elde edilir. Sıvı halde ürün üzeri kaplanır. Fırınlanma aşamasına gelir tekrar. Yani tekrar bir 930 ile 1030 derecelik aralarda tekrar pişme gerçekleşir ürünle. Bu pişme de gerçekleştikten sonra ürün hazır hale gelir. Tabii bunlar çok kolay anlatıyoruz fakat 13 tane, 14 tane elden geçiyor ürün tabii ki. Çok zahmetli ve meşakkatli bir iş sonuçta. Sonrasında ürün pazarlanmaya açık hale gelir. Çini sanatının tekniği elle yapılması, tek tek çizilmesi ve boyanması. Turkuaz, kobalt, kırmızı ana renklerdir. Bu renkler öncelikle Çinli'nin renkleridir. Yani Türk'ün rengi de turkuazdan gelir. Bir Türk rengidir turkuaz. Daha çok mavi ve turkuaz kullanılır. 1500'lü yıllarda Osmanlı'da Baba Nakkaş isimli bir sanatkar mavi kullandığı için mavi beyaz onun önceliği olmuştur. Yani onun eserlerine damga vurmuştur. Mavi beyaz o dönemde başlamıştır. Ondan önce ve ondan sonrasında diğer renkler hakimmiş Çin'de. Mesela 1600-1700 yıllarda sarılar girmiş, başka renkler girmiş. Ama bunlar Çin'in rengi değil tabii. Bir değişiklik aranmış. Dediğim gibi Çin'in rengi turkuaz, kobalt, kırmızı ana renkler bunlardır. Ben bu sanata merak konusu olduğu için başladım. 92-93 yılı, yani 14-15 yaşlarındaydım. Arkadaşlarım okul çıkışlarında Çin atölyelerine para kazanmak amaçlı hem kendilerine destek olsun diye hem meslek öğrenmek adına gidiyorlardı. Ben de merakımdan gittim. Çok sevdiğim, severek gittim. O dönemde başladım. Yani 14-15 yaşlarında başladım. Öyle bir göz aşinalığı oldu, sevgi oluştu, aramızda bir bağ oluştu bu işle ilgili. O günden bugüne de bırakmadık işimizi, okulumuzu bitirdik, yine mesleğimize devam ettik. Yaklaşık işte 27-28 yıldır da bu işi devam ettiriyoruz. Çinicilik sanatı ağırlıklı olarak İznik ve Kütahya'da yapılıyor. Yani bir dönem bu iş İznik'e geçmiş, altyapı geçmiş dönemden bahsediyorum. İznik'e taşınmış, İznik ön plana çıkmış. Sonra İznik gerilemiş, Kütahya öne çıkmış.
Ama bu işin merkezi Kütahya'dır. Çini sanatı öğrenilecek bir şey, fakat yetenek de tabii bunu bir bağlayıcıdır. Yani yetenek olmadan malum sanat olmuyor, gerçekleşmiyor. Muhakkak bir yeteneğinizin olması gerekiyor. Dekoratif olan duvar tabakları, panolar yapma kabiliyetimiz de var. Ama biz bu meslekte, kendi yaptığımız işte seramik altyapı kullanarak insanların çini desenli seramikleri mutfağına ya da özel yerlerinde kullanmalarını amaçlayacak ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bunlar nedir? İşte çini desenli yemek takımı gibi. Çini desenli işte yağdanlık gibi, bir kayık tabak gibi ürünler üretmeye çalışıyoruz. Yani çini her yerde olsun istiyoruz, çini desenleri olsun istiyoruz. Bunun da altyapısını biz seramikle gerçekleştiriyoruz. Bunun sağlık açısından hiçbir sıkıntı olmaması için seramik altyapı kullanıyoruz ve seramik sırçası kullanıyoruz. Şimdi çini sırçası ve seramik sırçası farklı olaylardır. Yani çini sırçasının içinde kurşun olduğu için sağlığa zarar verir sıcakla temas olduğu zaman. Ama seramikte böyle bir olay yoktur. İnsanlar gönül rahatlığıyla bunları kullanabilsinler diye seramik kullanılabilir ürünler üretmeye çalışıyoruz. Çininin şu anda kullanılmadığı alan yok. Yani iş cephe, mimaride dekoratif amaçlı, işte az önce bahsettiğim gibi fonksiyonel ürün olarak kullanılabilir. Şu anda kullanılmayan hiçbir yeri yok çinin. Her yerde kullanılabiliyor. Öncelikle az önce belirttiğiniz gibi bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yani çininin objenin üstüne iki tane bir şey çizip bu çini oldu diyemeyiz muhakkak. Bunun bir eğitimini almak lazım. Desen çıkışlarının nereden olacağını, neyin üstüne ne yapılacağını bilmemiz lazım. Evet biz yapıyoruz, işte lale yapıyoruz, karanfil yapıyoruz. Peki anlamları nelerdir biliyor muyuz? Ben kısaca ustalarımdan öğrendiğimi aktarayım size. Daha çok karanfil, lale ve gül motifleri görürsünüz çininin üstünde. Bunlar nedir? İşte karanfil derviş çiçeğidir. Lale Allah'ı temsil eder. Üstünü kestiğiniz zaman Allah'ın A harfi çıkar üzerinde. Gül Peygamber Efendimiz'in çiçeğidir. Bunu temsil eder. Yani bunların bir çıkış noktası var. Hiçbirisi tersten gelmez. Yani alttan yukarıya doğru, yani yüzeye doğru, yukarıya doğru bir şey vardır, kompozisyon vardır desenlerin üzerinde. Bunları bilmek önemlidir. Yani bunları bilerek bir obje çalışırsak sanırım daha sağlıklı olurdu. Çocuklarımıza bizden sonra gelecek nesile ne aktarabiliriz? Biz elimizden geldiğince bu sanatı onlara sevdirmeli ve onların önünü açmalıyız bu konuda. Çünkü bizden sonra yetişecek çok fazla nesil görmüyorum. İnsanlara, çocuklarımıza bu mesleği sevdirirsek, sevdir hale gelebilirsek eminim katkımız, en büyük katkımız o olacaktır. Hasbelkader biz bu işi 25-27 yıldır yapıyoruz. Biz bu işten para kazandık ve devam ediyoruz haliyle. Ama malumunuz sonuçta bir ölüm var. Ne yapmak istersiniz diye sorduklarında ben diyorum ki yani şu yeni yeni gelişti bu zihnimde. Eser bırakmak istiyorum. Yani yapayım eserleri. Sandıklayayım, kutulayım, onların yapılma aşamasında videolarını çekeyim, küçük flash belleklerle onu aktarayım, kutuların içine onu koyayım. Bizden sonraki nesillere bunlar kalsın, arşiv olsun. Benim tek isteğim bu. Yani öncelikle bunu söyleyeyim dedim. İnşallah bu sanat tanıtılır, daha iyi bir yerlere gelir, yurt dışında iyi şeyler olur, tanışmalar olur, yani tanıtımlar olur. Hep birlikte bu sanatı ileriye taşırız inşallah.